Monster TV'den merhabalar. Bugün 27 Temmuz 2024 Cumartesi. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Son 24 saatte öne çıkan haberlere bakacağız. Videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Vatandaşına zam vermeyen yetmezmiş gibi tüm vergilerin yükünü milletin sırtına yükleyen Tayyip Erdoğan patronlara güvence verdi. Yeni bir güvence verdi. Türkiye yeni dönemin forveti olacak diyor. Erdoğan'ın forvet hayalleri suya düşebilir. Erdoğan patronlara güvence verirken Mehmet Şimşek'in o patronlara tek imzayla 41 milyar lira kıyak yaptığı ortaya çıktı. Bunlar yetmezmiş gibi hükümet 2 yılda memurun tam 207 bin lirasını çaldı. Detaylar ilginç. Emekliye ve çalışanlara bakan yönü de var bu hırsızlığın. Ekonomik krizde yeni boyuta geçildi. Kimsenin ne AKP'den ne CHP'den umudu ve beklentisi yok artık. Özgür Özel de Erdoğan gibi çözümü paradan sıfır atmakta buldu ama o maaşları değil fiyatları küçülteceğini savunuyor. Nasıl yapacağını ise açıklamıyor. Memlekette para suyunu çekti gözünü CHP'li belediyelerin kasasına diken Erdoğan'a darbe suçlaması geldi. Erdoğan'ın elindeki 56 milyar liralık darbe fırsatını konuşacağız. Emniyetteki kirli eller operasyonuna da bakacağız. Ben İrfan Galip Dumlu gündem özele hoş geldiniz. Bu haber memur ve emeklilere gelsin. TÜİK'in enflasyon hesabı yaparken fiyatları gizlemesi bir sır değil. Bu sayede en düşük maaşlı memurun 2 yıllık gelir kaybı dudak uçuklatıyor. Bu aslında gelir kaybı değil, düpedüz hırsızlık. Memurdan çalınan paranın detaylarını paylaşacağım şimdi. Türkiye İstatistik Kurumu 2022'den bu yana fiyatları gizliyor bilinçli bir şekilde ve iktidardan gelen emirle fiyatları düşük gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası ve Enflasyon Araştırma Grubu ayrı ayrı acaba 2 yılda en düşük memur maaşı alan vatandaş ne kadar gelir kaybı yaşadı diye merak etmişler. 2022'de karartma başladığı için bu tarih baz alınmış. Yoksa öncesinde de aynı senaryo oynanıyordu. İTO'ya göre en düşük maaşlı memurdan çalınan para 48.617 lira. Çarşı pazardaki gerçek enflasyonu tespit eden ENAK'a göre ise en düşük maaşlı memurdan çalınan paranın miktarı tam 207.192 lira. Enflasyon Gerçek anlamda belirlenip maaşlar ona göre düzenlenseydi Temmuz'da en düşük memur maaşı 39.175 lira olmayacaktı. İTO ve ENAK bunu da araştırdılar. İTO'ya göre rakamın 45.030 lira olması gerekiyordu. ENAK ise gerçek maaşın 66.901 lira olması gerektiğini vurguluyor. AKP iktidarı memurlarda olduğu gibi emeklilerin de maaşlarını aynı yöntemle hesaplıyor. Böylece onların da aylıklarından çalıyor. Bunu yaparken de tam bir yavuz hırsız gibi hareket ediyor. Tezgah şöyle işliyor. Memur ve emeklinin 6 aylık dönemlerdeki zam oranlarını düşürmek için TÜİK devreye giriyor. Temmuz zammını düşürmek için Haziran enflasyonunun düşük çıkmasını sağlıyorlar. Ocak zammını düşürmek için de Aralık enflasyonun düşük çıkması için çabalıyorlar. Bu yüzden Aralık'la Ocak, Haziranla Temmuz arasındaki TÜFE farkı 2022'den sonra 5 puanı aştı. Gerçekte bu oranın maaş zamlarına eklenmesi gerekiyordu. Türkiye'de 5.2 milyon memur, 16 milyon da emekli var. İktidar bunlardan toplamda milyarları çaldı oranlar gerçek verilerle hesaplansa Türkiye'deki diğer çalışanlar da benzer miktarda zam alacak o patronlardan geleceğiz birazdan o patron mevzusuna. Ancak iktidar kamuda savurganlıktan israftan vazgeçemediği için memurun emeklinin çalışanın parasını böyle çalmayı tercih ediyor. Vatandaşının parasını, hakkını, emeğini çalan iktidarın paradan sorumlu bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili çok ciddi bir haber verelim şimdi. 2017 yılında Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek'in imzasıyla devletin güncel kurla 41 milyar 400 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz belgeleriyle ortaya çıkardı bu rezaleti. 2017 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Şimşek, AKP'nin özelleştirme sürecindeki 10 elektrik dağıtım şirketi ve termik santralin devlete olan dolar borçlarını Türk lirasına çeviriyor. Sonra da 6 yıl boyunca taksit yapıyor o şirketlerin tamamının iktidara yakın şirketler olduğunu belirtelim hemen. Zararın boyutu 41 milyardan fazla dedik. İktidarın memurdan emekliden vatandaşlarından maaşlarını çalmasının nedeni bunlar. Birkaç yıl sonra da bugün kimlere kıyak geçtiklerini, vatandaştan ne kadar çaldıklarını öğreneceğiz muhakkak. Bu Mehmet Şimşek'in tek imzayla ülkeye attığı kazık. Devamı da var bunun. Şimdi Turp'un büyüğüne bakalım. 250 milyardan söz ediyoruz. Türkiye'de artık vergi afları bir buçuk yılda bir yapılır hale geldi. Mart 2024'te bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Af kanunu. Vergi affı. Hükümet bu düzenlemeyle Kamu'nun en az 250 milyarlık vergi alacağından vazgeçti. Bilgiyi veren Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, milletin sırtına durmadan vergi bindiren iktidar söz konusu. Yandaş patronlar olunca vergi borçlarını sıfırlayıp geçiyor. 2500 lira emekli maaşı artışı için 33 milyarlık bir maliyet dikkate alındığında 250 milyarın önemi daha da anlaşılıyor. Her emekliye 15 bin lirayı aşkın bir zam artışı yapma imkanı var bu parayla. Eğer vergiyi iktidar zenginin cebine geri koymasaydı. Özgür Özel anketlerde hep birinci parti olmakla övünüyor ancak halkın CHP'den umudu yok AKP bile daha çok umut veriyor. AKP'ye yakın Optimar araştırma şirketi var. Başkanı Hilmi Daşdemir. Son seçim anketlerine işaret ediyor Daşdemir. Bugün seçim olsa CHP hiç almadığı kadar oy alabilir diyor. Şu anda CHP'nin bir rüzgarı olduğunu ifade ediyor. Birkaç da rakam veriyor. Vatandaşa göre Türkiye'deki en önemli sorun nedir diye araştırmışlar. %65 ile ekonomi birinci sırada. Kim çözer diye sorulduğunda %22 ile AKP ve Erdoğan diyor. Vatandaş CHP yüzde 18 ile ikinci sırada. Bir de hiçbirinden umudu olmayanlar var. Onların oranı da yüzde 37,5. CHP'nin iki katından fazla. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sık sık anket sonuçlarını paylaşıyor. Dün de Bursa'da paylaştı son anketin sonuçlarını. CHP yüzde 35 ile birinci. AKP yüzde 31 ile ikinci. Yerel seçimlerdeki iki puanlık farkı 4 puana çıkarmakla övünüyor. Özel CHP'nin 2023 genel seçiminde yenildiği AKP'yi 2024 yerel seçiminde geçmesinin en büyük ve önemli sebebi iktidarın ekonomik krize çözüm geliştirememiş olması. CHP bunun tespitini iyi yapmış olabilir ancak halkı ikna edebilecek çözümler geliştiremedi hala. Anketlerde öne çıkıyor olabilir ancak umut olarak görmüyor çoğunluk CHP'yi. İki seçim arasındaki %10'luk tepki oylarının CHP'de kalıcı olabilmesi, ekonomik çözümlerle bağlantılı CHP'nin kendini halka ne kadar anlatabildiği hala tartışma konusu. Türkiye'de patronların vergileri siliniyor. Memurun, emeklinin, çalışanın alın teri, emekleri, sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor. Hak hukuk arayışındaki işçilerin tepesine çökülüyor. Tüm bunları yapan iktidarın başındaki Tayyip Erdoğan. Dün çıkıp yine sermayeye güvence verdi. Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara asla fırsat vermeyiz diyor Erdoğan 22 yıldır düşmanlığı bırakın sadece hakkını isteyen işçinin emeğini sermaye sahipleri için sömürüyorlar. Vatandaşın cebinden alıp patronlara veriyorlar. Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüksek Teknoloji Teşvik Programı tanıtım toplantısında konuştu AKP lideri ekonominin kabuk değiştirdiğini söyledi. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin. İnşallah bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçtiğini anlatıyor Erdoğan. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutları dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak diye konuşuyor. Böyle pembe tabloları yıllardır anlatıyor. Geldiğimiz nokta ortada. Milli gelire oranla dünyanın bir numarasının Türkiye olduğunu iddia ediyordu Erdoğan. Ekonomik krizin vurduğu ilk zamanlarda insanları aldatmak için her şeyi söyleyebileceğini biliyor artık Türkiye. Patronlara şöyle diyor Erdoğan. İçeride ekonomi programını kararlılıkla uygularken yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli adımları atıyoruz diyor. Anlamı şu en zor dönemlerde bile halktan alıp patronlara veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye ekonomide yeni dönemin forveti olabilir mi göreceğiz. Fakat vatandaşın maç izleyecek mecali kalmadı. Bunun sonucu olarak da forvet hayali kuran Erdoğan'a liglerden süresiz men kararı gelebilir. Şimdi gelelim darbe haberine. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göre Tayyip Erdoğan AKP'li belediyelerden kalan borçlar nedeniyle darbe girişimi planlıyor. Belediyelerin SGK'ya borcuyla ilgili iktidarın yaptığı hamleye kızgın Özel, "Belediyelerimize Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var. Parayı AKP'liler harcamış, bize ödetmek istiyorlar." diyor. Halkı da uyarıyor özel. Milletimizi Cumhurbaşkanı talimatıyla CHP'li belediyelere karşı girişilen mali darbe girişimine karşı müteyakkız olmaya, dikkatli olmaya ne yapıldığını görüp zihne yazmaya davet ediyorum. Sizin seçtikleriniz size hizmet edemesin diye 22 yıldır yapmadıkları işi bugün yapıyorlar ama bunu başaramayacaklar. Bütün darbeleri püskürttüğümüz gibi bu darbe girişimini de geri püskürteceğiz. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Devleti kendisine alet eden saray rejimi kaybedecek ifadelerini kullanıyor. Bu çıkışı belediye borçlarının zirvede olduğu Bursa'da yaptı Özgür Özel. Az önce memleketin ekonomik sorunlarına CHP yönetiminin çözüm bulamadığını söylemiştik. Özel Bursa'da bir konuya daha değindi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP iktidarında ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağını savunuyor. Erdoğan'ın en çok övündüğü Türk lirasından 6-0 atma mevzusunu hatırlatıyor. Biz de atacağız. Biz onun gibi 6-0 atmayacağız. 1 0 atacağız ama o 6 0 etiketlerden, fiyatlardan, masraflardan attı. Döndü maaşlardan da attı. Biz 1 0 atacağız ama maaşlardan değil, sadece fiyatlardan diyor özel. Vatandaşa sesleniyor. Bugünkü maaşı alacaksınız ancak mazotun 4 lira olduğunu, kıymanın 55 lira olduğunu göreceksiniz diye de ekliyor. Şimdi gelelim Erdoğan'ın CHP için planladığı darbe girişimine ilişkin belediyelerdeki son duruma. Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerin geçmiş yıllara ait SGK borçlarının tahsili için bürokrasi harekete geçti. Muhalefete göre bu mali darbe girişimi. 31 Mart'ta Cumhur İttifakından CHP'ye geçen belediyelerin borçları dudak uçuklatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belediyelerin SGK borçlarını açıkladı. Borcun %68'i CHP'li belediyelere ait. CHP'nin devraldığı büyükşehir ve il belediyelerinde birikmiş borç miktarı 56 milyar 500 milyon liranın üzerinde. Toplam borçsa 96 milyar lira. Mesela 31 Mart'ta CHP'ye geçen Bursa'da AKP'den kalan 30 milyar borç var. Bunun 670 milyon lirası SGK borcu. Balıkesir'in toplam borcu 15,5 milyar lira. Bunun 90 milyon lirası SGK borcu. MHP'den CHP'ye geçen Manisa'da borç miktarı 1,2 milyar lira. Tabi ipler 3 büyük şehirde kopuyor. İstanbul Büyükşehir'in 3,3 milyar lira SGK borcu olduğunu açıklamıştı Çalışma Bakanı Vedat Işıkan. Ankara'nın 5,7 milyar, İzmir'in 5,3 milyar lira SGK borcu var. Yine içlerinde durumu en iyi olan İstanbul. İstanbul Belediyesi SGK borcunun 2.4 milyar lira olduğunu açıkladı dün. Bakanın yanlış bilgi verdiğini aktarıyorlar. 2019'dan bu yana gecikmiş borcun yalnızca 9 milyon dolar arttığını ifade ediyorlar. Erdoğan yönetimi o paraları tahsil edemese bile Türkiye'deki tüm muhalif belediyeleri kitlemek için kendisine müthiş bir fırsat hazırlamış durumda. Türkiye'de suç örgütlerine yönelik operasyonların göstermelik olduğunu gayet güzel şekilde anlatan bir haber var şimdi sırada. Türkiye'nin konuştuğu Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının emniyet teşkilatında yarattığı deprem sürüyor. Kaplan'ın emniyetteki bağlantılarını araştıran iki polis baş müfettişi emekli edildi apar topar. Gazeteci Tolga Şar'dan duyurdu bu haberi. Emekli edilen baş müfettişlerden birisi mahkeme kararıyla göreve dönen birinci sınıf emniyet müdürlerinden birisi. Diğeri de bulunduğu rütbede 10 yılını dolduranların emekli edilmesi yönündeki prensip kararı nedeniyle uzaklaştırılıyor görevinden. Her iki polis müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Teftiş Kurulu Başkanlığının Ankara'daki merkez kadrosunda yer alıyordu. Süleyman Soylu'nun büyüttüğü suç örgütünün elebaşı Kaplan'ın ayağına taş değmesini engelleyen Emniyet teşkilatında kim varsa peşlerine düşmüştü bu iki müfettiş. Hatta daha geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sürpriz bir şekilde Bakü'ye İçişleri Bakanlığı müşaviri olarak atanan önceki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın bile ifadesini almışlardı. Gazeteci Şardan aldığım bilgiye göre çok önemli dosyalar üzerinde çalışıyorlardı fakat emekli edildiler diyor. Şimdi Kaplan dosyası yeni müfettişlere devredilecek. Onlar da muhtemelen iktidarın talep ve emirleri doğrultusunda dosyaya ne olacağını belirleyecekler. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Eleştiri ve önerilerinizi mutlaka bekliyoruz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.